Garbın afakını sarmışsa çelik sırrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattem var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Merhaba arkadaşlar, bugün medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarı konuşacağız. Şiirin yazarını belirtmeme gerek yok ama ona saygı için tekrar belirtelim. Tanıtım bitince de bir fatiha okudum. Mehmet Akif Ersoy, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda belirttiği tek dişi kalmış canavar medeniyeti konuşacağız bugün. Tabii ki ben konuşmayacağım. Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği adlı romanıyla konuşacak. Çeviren Bülent Doğan, İş Bankası yayınlarından yayınlanan 117 sayfalık bir novelle diyebileceğimiz bir kitap. Burada Tanzimat'tan beri bizim Batı Batı diye gözümüzde büyüttüğümüz Batı'nın ne kadar vahşi, ne kadar yamyam olduğunu gözler önüne seren bir kitap. Zaten biliyoruz ama unutmamakta fayda var. Batı sömürgecilikten asla vazgeçmiyor. Hala dünyayı sömürüyor. Bizim ülkemizde de yapılan baskılar bu sömürgeciliğin bir nişanesi olarak şu anda da devam ediyor. Yani ne zaman başımızı biraz kaldırsak başımıza bir yumruk vuruyorlar. Sen yeter, başını fazla uzattın, tekrar yerine dön diyorlar. O nedenle Batı'ya karşı devamlı teyakkuz halinde olmak lazım. Çünkü Batı sömürgeciliğe alışmış. Zaten Conrad da diyor ki romanın 7. sayfasında, senin güçlülüğün sadece diğer dilinin zayıflığından doğan bir tesadüftür. Yani biz güçlü olacağız ki sömürülmeyeceğiz. O zaman çalışacağız. Niçin bu şekilde girdim sohbete? Çünkü sömürgeciliğin hala dünyada devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki bu sömürgecilik, o Joseph Conrad'ın Kongo'da bahsettiği sömürgeciliğe bugün benzemiyor. Bugün tamamen iktisadi bir sömürgecilik var. Her şey klavyenin ucunda. İsterlerse doları 20 lira yapıyor, isterse 15 lira yapıyor. Tamamen pastadan daha fazla pay almaman için, pastayı bölüşmemek için seni sömürmeye çalışıyorlar. İşte Karanlığın Yüreği Belçika'nın vahşi yüzünü, tabii ki buna diğer Avrupa ülkeleri de dahil, gösteriyor. Romanımızın kahramanı Marlow, bir kaptan, Kongo Nehri'nde yol alırken ticaret gemisiyle oradaki vahşeti görüyor. Bunu romana yansıtıyor. İnsanların orada zincirlere vurularak çalıştırıldığını, karın tokluğuna, hatta bazen de aç bırakıldığını, fil dişi ticareti ve diğer kıymetli madenlerin onlara para kazandırması için köylülere kontenjan verdiğini, o kontenjanı tutturamadıkları takdirde de çeşitli işkencelere maruz kaldığını belirtiyor. Tabii ki genç erkekler burada çalıştırılıyor. Genç kızlar da Belçikalı'nın cinsel zevklerini tatmin için kullanılıyor. İkinci kahraman da bence romana adını veren Karanlığın Yüreği Kunz diye bir karakter. Romanın sonlarında çıkıyor. Kendini bu Kongoları, göya vahşileri medenileştirmeye adamış ama kendi yamyam olan korkunç bir tip. Bu roman veya novelle diyebileceğimiz gerçekten de bildiğimiz fakat okuduğumuzda da inanamadığımız, bize Batı'nın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önünde seriyor.
Ben bu kitabı okumadan önce öğrenmiştim ama yine bu kitabı okuyunca da acaba doğru mu diye tereddüt etmiştim, araştırmıştım. Fakat bu kitabı okuyunca doğru olduğunu anladım. Çeşitli kaynaklardan da araştırdım. Daha 1959-60'a kadar Avrupa'da bu insanların hayvanat bahçeleri gibi bahçelerde zincirlere vurularak sergilendiklerini öğrenmiştim. Ve bu kitabı okuyunca da bunun gerçekten doğru olduğuna inandım. Paris'te, fuarda ve Belçika'da en son 1959'da kadar bu insanlar ayaklarına zincir bulmuş şekilde hayvan gibi sergileniyor. Bu nedenle bu romanı akşam okumamanızı, gündüz okumanızı tavsiye ediyorum. Nedenine gelince, çünkü oradaki sahnelerde hakikaten yüreğiniz parçalanır, gece rüyanıza girer, uykunuz kaçabilir. Ama vahşi batıyı, barbar batıyı öğrenmek için, daha doğrusu bildiklerimizi tekrarlamak için ve batıya karşı, onun sömürgeciliğine karşı uyanık olmak için bu kitabı her Türk gencinin okuması lazım. Allah ülkemizi ve diğer mazlum ülkeleri batının şerrinden, azabından kurtarsın. Bu da nasıl olacak? Çok güçlü olacağız. Çok güçlü olacağız. Eğer biz güçlü olursak onların yani Kongoluların tabiriyle tanrı olmadığını, onların da yenilebileceğine inanacağız. Ve onları inşallah gerek askeri sahada, gerek ekonomik sahada yeneceğiz. Ben buna inanıyorum. Kahrolsun vahşi batı.